İsmail Bey, bu kadar seveceğim aklıma gelmezdi. Kitledi tutku cadısını. Sabaha kadar dosya baksınlar da biraz kafamızı dinleyelim ya. Evet ya, ne kadar kötüsün İrem ya. Hak etti. Milyonlarca erkekten gidip evli olana gözünü dikersen böyle olur. Ona İsmail Bey müstahak. Doğru geldi. Taylar! Aa, hoş geldiniz. Vay vay vay. Hüseyin abi, hangi rüzgar savurdu sizi buraya? Biz rüzgar nereden eserse oraya gidenlerden değiliz, dargınlık. Çay içer misiniz? Taze çıktı. Vallahi içeriz Hüseyin abi. Vay vay. Fütüristler, siz de sebeplenin. Gelecekte bu çaylardan bulamazsınız. Ver Şükrü. Teşekkür ederiz Hüseyin abi. Özledik sizi. Eyvallah. Oh be, çay gibi çay. Şu reyting olayı ülkemize geldiğinde sana hep 10 puan vereceğim Hüseyin abi. Hüseyin abim Pablo Bataşa gibi 10 numaradandır Berke. Nedir bu reyting meyitik Berke? Reytokrasi abi, gelecekte bizi bekleyen gerçek. Herkesin bir puanı olacak, hepimizin. Yani sizin de. Çin 2020'den itibaren vatandaşları için sosyal kredi sistemini uygulamaya başlıyor Hüseyin abi. Bizim ülkemizde de aynı zamanda uygulanmaya başlayacak bence. Çin'den ne eksiğimiz var? Fazlamız var, eksiğimiz yok kardeş. Evet abi, Çin liginde öyle takımlar var ki para basıyorlar. Aynen. Cep telefonlarımıza bir uygulama yükleyeceğiz. Kullanıcılar hem sanal hem gerçek hayatlarında izlenerek derecelendirilecek. Yani reytokrasi böyle bir şey. Herkesin bir reytü olacak. Yani puanı. Ha, yani NBA smaç yarışmasındaki gibi puan mı verecekler? Evet, çok güzel örnek Şükrü abi. Güzel örnek vermek bizim işimiz Eda kardeş. Herkes puanı kadar konuşsun Şükrü. Aynen abi. Notu yüksek olanlar ayrıcalıklı hizmet alırken notları kötü olanlar ise belki kendilerine eş bile bulamayacaklar. Ne yani, evlenemeyecekler mi? Evet, aynen öyle. Ne zaman notlarını yükseltecekler, o zaman evlenmeye hak kazanacaklar. Çok saçmaymış ya. Kime ne kardeşim? Ben istediğim kişiyle birlikte olurum, ne öyle puan muan falan. Değerlendirilmekten mi korktun dar gömlek? Biz itiraz etmedik. Neden? Kimseden gizlimiz saklımız yok çok şükür. 10 puanlık adamız. Niye bakıyorsun İrem ya? Öyle yani, o yüzden. Vallahi bilemiyorum Tolga. Bence sakladığın bir şeyler var. Ölçme değerlendirmeden kaçıyorsun. Kim? Ben? Evet. Hiç alakası yok ya. Ne kaçması? Bak, burada tarifi var, okuyayım. Sosyal kredi sistemi, insanları hem sanal dünya hem de gerçek hayattaki yaşantılarını takibe alarak davranışlarının yasal ve ahlaki normlara uygunluğuna göre puanlandıracak. Yani işin özü, herkes birbirine puan verecek. Yani puanı yüksek olanlar düşük olanlara göre daha avantajlı olacaklar. Aferin çocuklar. Benden size 10 puan. Benden de 8 puan. Çünkü çaylarınızın son yudumlarını bıraktınız. Aa, ben de 2 puanını geriye alıyorum. 8 puan veriyorum Şükrü. O zaman yazalım abi. Yaz Şükrü ya. Puanlamalarımızı birazdan açıklayacağız arkadaşlar. Tabii bunun dijitali olacak Hüseyin abi. Dijital rejona ters Berke kardeş. Şükrü, puanları oku. Berke ve Eda 16. Dar gömlek 2. Ne? İrem Hanım 15. İsmail Bey ve Tutku 20. Ben niye 15 puan? Çok parfüm sıkmışsın İrem Hanım. Etkiledi bizi. Ondan yani. Ya bir dakika da. Şükrü abi, bana niye 2 puan abi? Sen bir şeyler saklıyorsun dar gömlek. Açıklama yapmak zorunda değiliz dar gömlek. Puanlarımız kaç Şükrü? Bir oku bakayım. Hüseyin abi ve ben 40 puan. Erkenden işe geldik. Mis gibi çayımızı demledik. Başarılı ve güzel servis yaptık. Herkesten 10 puanı kaptık. Aynen. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Dur Şükrü. Madem puanımız yüksek, bize müsaade arkadaşlar. Bize müsaade mi? Ya Hüseyin abi, daha yeni geldiniz zaten işe. Bir ayrıcalığımız olmalı değil mi?
Düşük puanlarla aynı ortamda olmak biraz abes. Biz gidelim Şükrü. Gidelim abi. Çaylar! Kendileri çaldı, kendileri oynadı resmen. Gerçekten öyle vallahi. İrem, sen bana kaç puan verdin? Sana puanım 10. Çünkü bence 10 numara insansın. Vallahi mi? Aa, bak kız mesaj atıp duruyor. Buluş şu kızla ya. Ya buluşmayacağım ya. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.